hazine garantisiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne borç veriyordu dış güçler. Şimdi diyorlar ki ben senin hazinenin garantisini de kabul etmiyorum. Çünkü senin devlet olarak da devletinin hazinesi olarak da benim gözümde bir ağırlığın bir kıymetin kalmadı. Dolayısıyla benim sana bundan sonra borç vermem için bana somut elle tutulur varlıkları ipotek ettirmen lazım diyor. Buna karşılık bizimkiler ne yapıyor? Türk Petrolleri anonim ortaklığı. Türkiye'nin bütün petrol varlığı. Eti maden işletmeleri. Türkiye'nin bütün maden varlığı ki dünyanın bütün bor madeninin %70'ine sahip olan eti maden. Dünyanın önümüzdeki yıllarda en önemli, en stratejik ham maddesi madeni olacak olan bor madenini elinde bulunduran eti maden. Bunun yanında Çaykur. Bunun yanında Türk Hava Yolları. Bunun yanında devlet bankaları. Ne kadar altın yumurtlayan tavuk varsa bu varlık fonunun içerisine konuluyor, ipotek ettiriliyor ve bunun karşılığında borç alarak Türkiye'nin giderleri karşılanmaya çalışılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iflas etmeden önceki son durakta olduğunun ispatı ve göstergesi. Efendim biz Çaykur'u satmadık. Çaykur'u satmadın da Çaykur'u ipotek gösterip onun üzerinden kredi aldın, para aldın. Evin hayırsız kumar borcu olan, kumar oynayan evladı annesine babasına diyor ki anneciğim babacığım ben evi satmadım merak etmeyin. Evi satmamış, evi bankaya ipotek göstermiş, onun üzerinden kredi almış. Ha satmışsın, ha evi rehin verip üzerinden para almışsın. Sen bu parayı geri ödeyemediğin zaman ev gidecek demektir. Aynı şekilde bu borcu geri ödeyemediğin zaman ki ödeyemeyeceğin son yıllardaki performansından açıkça ortada. Öyleyse madenlerimizi de, petrollerimizi de, bankalarımızı da, Türk Hava Yolları'nda, Çaykur'u da sen dış güçlere vermiş ve kaptırmış oluyoruz. Bir kez daha üzerine basarak can kulağıyla dinlemenizi rica ederek ifade ediyorum ki sözde bağımsız Kürdistan Türkiye'nin bölünüp parçalanmasından önceki son adımdır. Varlık fonu da Türkiye'nin ekonomik olarak iflas etmesinden önceki son adımdır. Deniz bitti. Hala daha borç almaları gerekiyor çünkü kaynak bulamıyorlar. Öyleyse bu borcu bulabilmek için Erbakan hocamızın dediği gibi dededen babadan kalma antika pırlanta yüzükleri, antika eşyaları rehin gösterip kredi toplamanın peşindeler. Efendim biz de Erbakan Hoca gibi havuz sistemi yaptığı gibi biz de bütün tavukları bir kümese kapattık. Nasıl Erbakan hocamız havuz sistemi yapmıştı? Devletin bütün altın yumurtlayan tavuklarını bir havuzda toplamıştı. Biz de aynen Erbakan hocamız gibi devletin altın yumurtlayan tavuklarını bir kümeste topladık. Evet aynı şeyi yaptınız da arada bir fark var. Erbakan Hoca altın yumurtlayan tavukların hepsini bir araya topladı. O tavukların yumurtalarıyla 80 milyon milletin ihtiyacını borç almadan, faiz ödemeden karşılamak için o tavukları aynı kümese topladı. Siz altın yumurtlayan tavukların hepsini bir kümese kapattınız. Akşamleyin tavukları kesip bir güzel pişirip ziyafet çekmek için. Aradaki fark bu. Sen borç almamak ve borç faizi ödememek için kendi yağımızla kavrulup kendi milli kaynaklarımızla bu ülkeyi yürütmek için Erbakan hocamızın kurduğu havuz sistemiyle borç ve faiz çarkına ipotek ve rehin bulabilmek için yaptığın varlık fonunu nasıl bir tutarsın, nasıl birbiriyle karşılaştırabilirsin? Arada dağlar kadar fark var.